İşte. Evet, abi para istiyor. Öyle para yok. Cemil abi gözünü seveyim. Piyasa vallahi yeri geri geldi. Bak mal başı 1500-2000 lira geri geldi piyasa. 68. La abi geri ben mal toplayacağımdan değil. Habersiz bir müşterimiz geldi. Ya Cemil mal abi. Önemli değil abi. Ya kardeşim biz şimdi olmasa bakarız. Şey hallettin. Yani ama şimdi Cemil abi de. Şunu almayabiliyoruz mu? Yok. He? İlla alacağız yani. Tabii canım. Anladım. Bak şunu veriyorum size. Onu yapıyordum. Ya onu al oraya. Onu al oraya. 2 ay sonra anası orada bak. Anası mı? Onun anası mı? Üvey anası. Süt anası. İneğe bak, danasına bak. Danası süt anası değil, süt anası. Hangisi? Gatmo. Danası burada. Onun danası hangisi? Da bak. Smart abi. Kayış olan bak. Şu. Aha. Abi yine kaliteliymiş. Güzel dana çıkarmış. Güzel dana çıkarmış. Ha. Cemil abi. Onun imzası o. Onu o. Bana düzgün para ister misin abi? Halit Yamuk'a çok iyi ya. Abi öyle derken benim dilim kalkmaz mı bana? Vallahi bak pazardan 12'şer milyarları böyle böyle malları zaten almadık. Kaçar yani kilo Cemil abi bundan? Kaçar kilo? 150'şer kilo. Tövbe olsun 16'ya mal adamın içine be. Ulan çarptı 16'ya mal da be. Hangisi Allah be? Allah evet. Hangisi o? Şunu öndeki ortadaki. 2023 vadeli mi? Ya vallahi Gutmeden'e parasını verdim. Gutmeden. Ben öyle bir şeyim yok. Burada berisi mal da yok. Hayret Demir vallahi Gutmeden'e parasını verdim. Dilönüyorum ben. Dilönüyorum parayı gene götürüyorum. Ya abi düzgün para işte ya. Şu danaya bak maşallah ya. Daha da güzeldi işte. Olduk her yerde biraz... Mal alacağımdan değil, ben. Esas mal alacağımdan değil. Müşterim geldi habersiz, onu alıvaracağım. Da bu paraları da ona biz mal veremiyoruz zaten. Abi bak iki seferdir boş çıkıyoruz buradan. Cemil abi siz bindiydi. Ben sizi boş koydum gitsem ama siz boş tamam çıkıyorsunuz. Tamam da abi biz yani ne yapalım yani biz bunu... 14 alalım kaça satalım? 14 almayacağı. Evet. Diğerini alacağı abi. Kaça alacağız? Ben de biliyorum sen biliyorsun. Sen bir kere isterken 13 istemedin ki. 13 alın de. Almazsanız çekin gidin de. Sen bir kere 13'den başlamazsa. Anladım. Sen anladım. Söyleyeceksin. 13'ü sen söyleyeceksin ki. Sen bir kere 13'e de alın. Ya Cengiz abinin huyunu biliyorsun. Bu adam malı ezik düşük para vermez. Biz bak, vermediğimiz paraları alır. Bak ben bundan şimdi, gibi 12,5 demiyorum sana. Bak, 13'e ben, alıyorsanız alın, bak, almıyorsanız ben, çekin gidin de. Her şeyin bir değeri var. Yani biz alsak ben zaten veriyorum da. 3'te 5'e bakmam. Ya şu, Cemil abi veriyorsun da biz de satacağız da. Biz de ekmek yiyeceğiz bundan. Ya ekmek var bunda da abi. Ya yok abi yok. Abi, nasıl öyle bir piyasa yok ya. Valla öyle piyasa yok. Valla öyle piyasa yok. Alukhan dikkat et abi bu arada. Ya şimdi Cengiz şimdi olmazsa piyasa satarın ya. Yanlış anlama. Sen şimdi, tamam bakarsın. Ya bakıyorum, öyle sıkıntı yok. Bakıyorsun da. Ya yani ben öyle malımı sıkıntı yok. Ben şimdi onları az sonra bu komple Temmuz'dan düzeltirin. Hayat gibi param bunları altından. Yo bir şey yok. Bunda güzel. Ya, gayet güzel abi. Orada gazandan su aktarılmış. Mahvetti bu zaten hayatları. Yok canım ondan ne olacak o kadar. Ya artık gaza gaza burada damanı zeviyi bulacağı ya tam. Evet. Ya buldum zaten onu. Altın belki altın çıkıyor ya altından. İnşallah bir şey çıkar gazun yerde. Dibinde bir şey kalmadı zaten ya. Gaz. Dibinde bir şey kalmadı. Arkadaşlar 3, 6, 8 tane. Bir tane yukarıdakiler dahil. He? Yukarıdakiler dahil değil mi? Diğerleri iyi. Bir tane montofon akbaş var. Geri kalan smantel. Güzel smanteller. Allah var. Fena değil mallar. Ama çok favori olan mal 3 tane var. 1, 2, 3. 3 tane favori mal var. Doğru. Şu da güzel de bunun da kanı biraz çekmiş. Buzağı. Hasta gelen mi abi o? Ne hastası abi? Akşam gotu. Değil değil mi? Biraz... Yemesi içmesi iyi. Ya hiçbir şey yok. Bak o önüne baksana onları. Cemil abi 13'e alın de be. Abi yanlış yapmaya gerekiyor Cengiz. Alacak para söyle ya. Vallahi ciddi tamam, ya. Tamam alacak para söylüyoruz abi. Biz pazardaki parayı söylemiyoruz ki ya sana. Pazarı bölüşme. Bu hafta öyle olur, öbür hafta böyle olur abi. Yok abi bundan sonra böyle yapmam. Olur. Cemil abi vallahi... senden bak 250 lira, 300 lira yukarı alalım. Hiç önemli değil. Bak vallahi hiç değil. Önemli değil. Bak bu sefer de bizi boş çoğurma. Ya zaten dönme abi dönme. Anladın. Geçen boş çoğurdun. Geçen de benim o danalar alasım vardı buradan vallahi. Vallahi alasım vardı. Abi hiç fiyat ödeme değil ki. Hiç fiyat ödemedin ki. Ama sen öyle bir fiyat istedin ki. 14 bin gidin der gibi yok, dedin yani. 14 bin çayız istedim. Kamera çekil. Yani öyle değil. 14 bin çayız istedim. 13,5 değdin de biz de oradan bir şeyler dönseydik de. Vallahi anladın? Allah çarpsın orada zaten alır. Ağzım ikrarına bak. E tamam 13,5'a da bize verseydin abi. Biz gördüm de sen 13,5 ödemedin. Abi biz para kazanmasıyla çalışmıyoruz. Biz müşterimizi çalışıyoruz. Bak, abi aksın. Müşteriyi bak, görüyor musun? Şey, Allah'a gelmezler bir daha. Görüyor musun? Giriyorlar giriyorlar batak giriyorlar. Görüyor musun? Evet. Yakan bakarsın şimdi. Biri? Biri. Biri eksik. Ne kadar yani abi? Yerli gibi işte mi? Ya. Ondan fazla büyük ya. Ondan büyük. Yerliden büyük. O büyük. Da smartar. Pigmente. Rengi iyi. İyi iyi. Anladın? Görmeden alıyoruz malı. Görmeden iki tane daha alıyoruz. Anladın. 8 tane burada, 2 tane de orada, 10. Vallahi burayı bugün formunu yakaladı. Bak. İsraf yapmayayım. Vallahi abi. Bak ben, yemin ederim. Bak beni dinle. Ben bak Aslak Yılmaz'dan 13'er milyarları buzala aldım. Benden cayır cayır kavga etti. Evet.
Bugün bak mal ödüğü paraya bak. Birazdan biz kavga edeceğiz şimdi. Aynen öyle. Abi kavga edeceksen sen kalitesi. Abi geçen almadım bir şeyler alayım. Bak bir şeyler bak. Ben şey sana laf etmiyorum. Laf ediyorum mu etmiyorum. Tamam. Ben bu malı yemin ederim bak yani 14'e de satmam. Satacağım da biliyorum. Sana satmam geçen... deme satamazsın zaten. Kim alacak 14'e? Ben vallahi 15'e satarım biraz sonra. Ya bir ay bir ay sonra arkadaş ya. Aynen. Halamı bıyıklar olsa dayım olacak. Benim her zaman kendini yiyle valla. 13. Bak Cengiz lafını yapma ya. 13. Anladın mı? Ben 13 bak, ekmek yiyeme, iyi hesapla. Yeme ya. He? Yemez. Vallahi billahi 16 ya da bak Cengiz bana bir şey daha adamı da kavga etler orada. Abi 16 16 7.5 şunu aldı. Hangini? Şunu. 5.5 aldı. 7.5 aldı. Belki de 5 aldı bak. Belki de 5 aldı. Abi çok para veriyorsun Cengiz abi. Çok para veriyorsun. Ya vermeyeyim lan. 12.5'tan. 12.5'u boş ver. 13 yere alın. Muhabbeti keselim. Bu köylüm öyle, bu köylüm öyle değil ha. Zengin bu. Aynen. Ha, zenginin ağzına susma lan. Bu zengin. Hayret bir şey ya. Hadi. Laf yapmayın. Bak ben sana hiç yüzük yüz demedim. Mal başı 5'er 90, 13'er 5 milyar lira. 13'er 5 milyar lira. Anladın. Bu malda Kur'an çapsın iyi. Anladım. Allah çapsın iyi. Yemin etme ya. Bir dakika. Allah çapsın iyi. Bu mal 13'er 5'er alındığında aşısı, boku, püsürü, nakliyesi 15'e oraya mal oluyor. Ya şimdi bunu hep böyle mi katacak içine? Şimdi içine yanlış anlama. Bak ben size katmak istemedim. Mesela siyah başlar vardı. Allah'a almadım. Kalsaydım daha düşük ederdim. Güzel şimdi, miydi siyah başlar? Keşke alaydın. Bir taneydi. Yüksek. Şey yani yüksekti. Bunun adam büyük. Al götürün akşam fark etmez durarsa. Hiç sıkıntı yok. Cemil abi. Ya siyah başlar düşer. Hiç şey. Vallahi malı bozmak istemedim. Bak. Hiç yani hepsi aynı olsaydı. Cemil abi zaten bozmuşsun. İçeri bir tane şey atmışsın. Ya bir tane olmayacak. Bunları donmuş patates o zaman ben ya. Anladım. Olsun. Bak ben seni severim. Yanlış anlama. Vallahi billahi bak bak sen. Ben bak ben burada geçecek şeyde dediğim yok. Mangalısı çok. Ya mangalısı da çok da ben 13'e de ya abi ya. Çok uzun süren pazarlıktan hayır çıkmıyor. Eğer ben ekmek alsam zabat atsam çoktan bu malı verirdim biliyor musun değil mi? Hı. Ha bu malı almadın sen de biliyorsun. Çok uzun süren pazarlıktan hayır çıkmıyor. Sen de biliyorsun bu çevrede alınmadığını. Sen kaçıyor. Sat o zaman bu malı bana ha? Sat. Ben satayım abi tut bakalım. Ben bir daha konuşuyorum şimdi bak. Ben bir yancıyım ha. Bir daha konuşuyorum. Ben kırmaca lafı biliyorum. Ben sen dedim. Ben bir laf konuşuyorum. Ben, i̇ster bana, ver, ister ben, verme. Ben burayı bir laf konuşuyorum. Ben, dinle, sus bir dakika. Bir dakika sus ya. Tamam söyle. La şu TikTok'ta araba adam gibi mi yapay ya? 200 lira tutak 100 lira tepesine. La vallahi 200 lira gene yapmam onu. Sen vallahi billahi şimdi yanlışsın. Şimdi yanlışsın. Hayır. Vallahi, vallahi yanlış. Kur'an bak vallahi yanlış. Bak ben üstüne 100 lira da kalım diyeceğim. Ben sana vallahi 13 lira vurdum. Ben üstüne 100 lira. 13 lira vurdum. Sen seni konuşuyorsun. Ha onu seni konuş olsun ya. Hayret bir şey ya. Allah Allah. La bu değeri kaç para bu lan? 16'dan alacak 12'ye ödü bunu ay. La o da ezme yalamı ya. Ya 16'ya ya 15'e bir tane almışsın. Öbürküleri kaç aldın? Hepsini 15'e mi aldın ya? Cemil abi ne öyle diyorum? La para lazım satıyorum. Zarar satıyorum bak ya. 13'ün üzerine 100 lira takacaktım. 200 lira taktı. Vallahi ben sana 100 hiç almam. Yanlışsın vallahi. Ya, hiç almam Cemil abi. Vallahi yanlışsın bak. Ben talaş al o zaman ben koyayım. Talaş bak şey anne çıkar ondan. Sen yanlışsın vallahi şu anda. Hayırlı olsun de. Mal bak ben sana söyleyeyim mi? Mal o para etmiyor. Mal o para etmiyor. Hayırlı olsun Necdet bitti. Hayırlı olsun de. Mal ne hayırlı olsun de. Yani. Vallahi mal bu para etmiyor. Bak. Ben bu malı dün düzmüş olsam ben bunu 12'ye düzerim. Ben düzeldim dün. Sen dün pazara geldin mi? Ben pazara işim yok. Duymadın mı pazarı? Hayırlı olsun de. Allah Allah. Ben pazara ne işim var? Hayırlı olsun de. Ya abi. Bol çıkacak şimdi. Göz izin. Hayırlı olsun de. Bak işte 10 tanesi ne yapıyor? Cemil abi hayırlı olsun de. 10 tanesi ne yapacak? Tamam 132 mi yapar. 135 mi lan işte? Gene Allah sen var ya sen de filmcisin sen. La 132 bin lira para yapar. 132 bin lira. Sen daha ne? 132 bin 500 lira. La 500 bin lira mı ne diyeyim ben? 500 koydum üzerine hadi. Vallahi de billahi de. Tamam üzerine bir şey diyeyim. 13 bin, 13 bin 250. 133 milyon lira aldık. Vallahi ben bak. Hayret bir şey ya. Seni Allah belaya vermesin. İnek kaç lira? 18. Abi ben bir de inek alıyorum. He? İnek. 8-10. Bir dakika. Cemil abi. Efendim? O ineğin yavrusunu göstersen ya şu ineğin. Hangisi? O Kadir'in tam önündeki kayışlı. Şey var ya, şey kayış var. Başkanında kayış yok zaten. Bıza maşallah ya. Kadir anasını da göster gel oğlum. Anası da bu. Carsa. Hoştan kırması. Anası da hoştan kırması. Bıza sordun öyle. Bak nasıl bir inek nasıl bir buza yaptı. Bu fakire bir kayış sandığından bir yardım toplanmış olur. Beton bir şey yaptıralım ya. Bu inek arkasını alama ya. Bu pers mi geçmiş? Fiyatı ona düştü bak Ceylan, Ceylan. Arka ayaklarını alamıyor. Pers geçmiş. Ceylan. Bu inek kaç lira dayanıyor? 17.5.
Bunu 12.5 alsak. Parasını peşin versek. Biz zaten peşin çalışıyoruz biliyor. 12.5. Bu ama hediye alacağım lan. Muhtarın doğum günü var da. Bir daha hafta oldu yine. Bir daha da vallahi yine rengi değişmiş. Rengi değişince ne oluyor? Etten ya bak, başlamış. Bak, bir şey dedim. Burası yüdüme içmeye de buna sen kilo aldıramazsın ben sana söyleyeyim. Sen bakamazsın. Vallahi bakamazsın. Bu ineğe sen bakamazsın. Bakacağım. Bu an bakamazsın. Göresin. Bakamazsın. Sen göresin. Bu inek ben sağ. Ben sağ. Bir ay bir buçuk ay sonra geleceğim bu ineğe sana göstereceğim. Bu inek ya arkadaşım bu inek satılık mı? Ya ha? Adama satılık doğum mu? Günü hediyesi alıyoruz diyorum sana. Dur. Kaç para bu inek? Olacağı kaç para? 17 dedim işte. İnan ki doğum günü hediyesi alıyoruz ya inek. Ya düz mü? Esas kaç liseyi bu ne bu ya? 17 dedim valla. Lale bu ineğin kilosu 100 milyon nereye geçer o zaman? 170 kilo mu inek? Kaç kilo bu inek? Daha bu inek 200 kilo. He? 200 kilo inek. Abi millet kemik sıyırmıyor ki. Ya millet işte, et istiyor evet para verince. Kemik mi yalasın ha millet vatandaş? Bak gazuk da gitti. Başım bir şey açmıyor. Düzgün bir şey de bakayım inan. Dedim ya. Ya Cemil abi beni bak pazarlıkta gerdirme. La ben bu zaten para bırakmadım onu ya. Tamam beni gel tamam bu inek kaça kalsa bu inek 7.5 kalsa. Buzağı kaça verdin? 13.300'e. 13.300'e verdik. 17.000'e kaldı. 13.300'e verdik ama. 17.000'e buz alsın. Bunlar 30 bin, bunlar 30 bin lira. İkisi. Ha 13.300 çıkar. Kaça kaldı bu? Zaten 17 istiyor ya. 30 bin liraya almış. Eğer sen bunu 30 bin liraya buz alsın al. Ben bu işi bırakıyorum ya. İnan bugün bırakıyorum. Bugün bırakıyorum. Söz. Eğer 30 bin almadıysan ben bunu bedava alacağım. 30 bin aldıysan sana 30 bin lira vereceğim. 30'a yakın. 30'a yakın. 2.5 kere eksik. 27.5. 27.5. Yani bir hafta olmuş. 13.5. 14. İnek kaldı 14'e. Cemil abi. Bu inek kaça biter bana? Hayret. Ne yazalım? Takalım. Abi. Bir şey takma oğlum. Bak bak. Bıza bak. Bıza. O bıza. Ne yapacağız? Bıza da. Vallahi bak bir kalkarsa kanı ya. Hort da dele. Bıza ne yapacağız abi? Bak beğendin mi? Başka yok mu? Yok vallahi yok. Bunu bıza asla ya. Bunu bıza asla. Abi bu inek satılık mı değil mi ya? Oy 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 oy. İnşallah bak yatır ya. İnşallah. İnşallah yatırın da. Şöyle bir şey pulluk koşa gibisi gibi koşa. İnşallah bir kıvılcım çıkartıyor yerlerde sağ. Hadi hadi. Hadi. Bak elimden alıvayacaklar diye nasıl da. Abi sen bu altın mı aldın be şey bu? Altın suyu mu dökülüyor? Buzağı var ya üstünde vallahi. Ya. Bu buzağı var. Ahırında son bir inek eksim var. Verecek misin neyi? Ya bırak baksın bir ay. Bir ay sonra alırız aynı paraya ya. Bir ay bakıp duracak bunlar. Onun sıkıntı yok baksın. Ya. Buzağı olmasa vallahi alırım. Bak buzağı var ya. Doğru söyle. Vallahi buzağı var. Kuran çapsın ya. Tamam. Başka buzağı da yok. Ya. Şey dedik ki. Evet arkadaşlar yine acıktık. Bu sefer de Sipahiler'de alabalık tesisine geldik. Bartın Sipahiler Köyü. Burası köy mü? Bartın Sipahiler Köyü'nde alabalık tesisi burası. Burada damızlıkları var, yetiştirdikleri var, yavrular var. Şurada da yenecek kıvamda olanlar var. Şimdi yemleme yapıyoruz. Bakın şöyle bir görün. İsim neydi abi? Hüseyin. Hüseyin abi bunlar damızlık mı? Evet. Bunların yavruları şu anda şeyde, kılıçkhanedeler şu aynen. Anda. Aynen. Bunları yemiyor muyuz? Yok, bunlar damızlık balıklarımız. Bunlar bayağı da büyükmüş abi. Bak şuna bunlar... bak, şuna bak. İçine kendi deliğinden girmiş. Kadir. Şuna bak, bu ne ya? Bu erkek. Bu tutulma da tutulmaz elinde değil mi? İnsanı kayar bu. Şöyle bir tut. Sen sağlamlıktan sana bak. Ağızlarına bir bak. Bu erkek balık. Evet. Şuna bir bak ya. Çok güzel. Şöyle bir daha daldıracağım bakayım kepçeyi. Lan 1000 tane balıktan bir tane yakalayamadım ya. Of. Bir tane var çok büyüktü ha. Yakalayacağım ya. Balıklar. Kovanın içine koyalım. Abi şuraya doğru yem at bakalım. Öyle yakalayamazsın abi onları. Onların ustası var şimdi. Al sen yakala bakayım şunu. Ay maşallah maşallah. Şimdi şu kırmızı erkek. Evet. Bunun rengi niye böyle kıpkırmızı? O cinsi öyle. Bu da dişi. Şu dişi mi? Evet.
Onlar daha yeni domuzluklarım. Sipahiler köyü, Alabalık tesisi burası. Evet. Şimdi şuradakileri herhalde... Onlar yenecek balıklar. Bunlar yenecek balıklar. Yenecek balıklar. Ne kadar geliyor bir balık? 250 Kaç gram. 250 gram geliyor. Sabit. Bir tane balık veriyorsun, kızartıyorsun. Bir balık. Yanında salatası falan var mı? O salata da ayrıyetten. Salatayı da ayrıyetten veriyorsun. Tabii. Bir balık, bir salata burada adam karnını kaç paraya doyuruyor? Maksimum vereceği 65-70 liradır 65-70 liraya karnını yani. Doyuruyor. Güzel. Bir de güzel bir mekan, böyle ağaçlandırılmış ağaçlıklar içerisinde. Zaten köy arkadaşlar burası. Yan tarafta da Kadir, şöyle yan tarafı da göster oğlum. Orada da kazları var, şeyleri var, tavşanlar falan var. Şöyle salıncaklar yapılmış her tarafa. Güzel ailenizle yine vakit geçirebileceğiniz bir yer. Peki bu su dağdan mı geliyor abi? Dağ suyu mu? Dağ suyu yani. Bu dağdan geliyor değil mi? Dağ suyu. Evet. Evet. Mevsimin belirli zamanı bulanır. Belli bir zaman bulanık geliyor. Tabii. Belirli bir zamanda böyle. Ama sürekli bu su tabii aynı ayarda mı akıyor? Kışın daha mı? Kışın biraz daha fazla. Biraz daha fazla. Bu sene fazla kurak olmadığı için evet. Şu anda biraz fazla yine. Şimdi bu dağ suyunda yetişen bu alabalıklar daha lezzetli olur değil mi? Evet. Suyumuz soğuk. Evet. Yağlanmış balık çok güzel. Çok güzel. Hadi bir yap da yiyelim bakalım abi. Bayağı da acıyorum. Acıktık yani. Kılıçkhanaya da getireyim mi? Şu şeyi mi? Yavru hattında geldi. Bir öbür taraf mı? Altta. Daha minyatür tüy gibi yavrular var. Anladım. Ona da bir bakalım. Hat böyle gider. Şimdi orada nereden? Şimdi doğumhane neresi? Doğumhane altta. Bir altta değil mi? En altta doğumhaneden yavruyu alırız. Bir üst havuz var. Evet, bir üst havuzdan burası, bir üst havuz. Yani bunların mesela kaç günü var şunların? Şunların aşağı yukarı bir 6 ayı falan var yani kesime girmesine. 6 ay sonra bunlar da yemek tabii kıvamına gelecek. Evet. Devam edelim. Bir şey olmaz, o kendine gelir o. En kötü şey de. Hayretli, suya bak suya. Oo, buz gibi vallahi. Buradan kaçanlar da olur ha. Kaçanlar da olur. Burası da şimdi üretim, burası üretim. Mi? Bak. Bak hemen sizleri gördüm. Şimdi insanı gördü. Yavrular yemeğe hazırlanıyorlar. Şu anda. Bir yem atalım bakalım abi onlara da. Bak şimdi yemi. Onların atayım. Yemi daha mı değişik? Tabii bu şeyden. İnce yemdir yani. İnce. Un gibi. Ya bu mikronlar, 0-300 mikron. Bayağı zahmetli bir iş ya. Çok zahmetli. Evet. Bunlar kaç ayda öbür tarafa geçiyor? Şimdi şu balık bir aylık balık. Aşağı yukarı 4 ay olacak, 5 gramı gelecek. Üstteki havuzları almaya başlıyorum. 5 grama geldiğinde tabii üst tarafa. Üst havuzları alıyorum. O şekilde şey yapıyoruz yani. Abi gördükçe acıktım. Evet, bir an önce yiyelim bakalım. Nasıl, lezzeti nasıl? Bu balığı bekletmeden içine ayıklamak zorundayız. Çünkü balıklar iyice yağlı, yağı etini eritiyor balığın.
ve koklu yapıyor balıkta. O yüzden hemen öldürüp hemen temizlenmesi lazım. Hemen öldürüp hemen temizlenmesi lazım balığın. Çünkü yoğun besleme sonucunda balıkta bizim daha lezzetli olması için çok güzel yağlıdır balığımızın içi. Bunların hepsi yağlıdır yani. Şunlar yağ uzantıları. Şöyle gördünüz mü? İçi hep yağdır. Sarı bir şekilde. Cengiz abi, daha bir çarpaz var. Ooo. Ağaç yıkılmış. Yeter lan. Ağaç yıkılmış. Yeter lan. Bak ağaca çarpma, şurada yan gidiyorsun. Oğlum öbürkü ağaca çıkacağım neredeyse. Evet, sıra Kadir'de. Kadir sıkı tut oğlum. Sıkı tut. Güzel, cidden çok güzel. Abi ağaç girecek bu tarafa. Hayretler, hızlı salla, hızlı. Tamam tamam, korktu tamam. bak Emrah. Emrah yakala. Zaten bir uşak var elinde. Ağaca çarpacak. Benim de. Şşt, nasıl oldu? Süper değil mi? Çok güzeldi. Vallahi çok güzel. Arkadaşlar şurada da tavşanlar falan var herhalde. Şöyle güzel bir yer yapmışlar. Evet. Harika bir yer. Abi çok güzel. Bak Kadir, şurada çarklar dönüyor bak. Orada elektrik bile üretebilirsin ha. Üretilir. Bak. Burası çok güzelmiş abi. Çok güzel. Evet, çok güzel. Geçen gün de köy tavuğu vardı. Evet. Ahşaptan yapılmış binada. Burada ayı geliyor orada. Hadi ya. Ayı gelir, ayı gelir. Ayı var burada. Evet arkadaşlar, alabalık tesisine geldik. Karnımızı doyuracağız. Burada Sipahiler Köyü'nün muhtarı. Evet. Mustafa Altın Tokmak. Altın Tokmak. Evet. Mustafa abiyle tanıştık. Mustafa abi de herhalde birinci dönemin değil mi abi? İlk muhtarlıkta. Dönemimiz, evet. Evet. Doğru. Biraz çalışmalar yapıyorsun herhalde yolla şu an, alakalı. Şu an yolla alakalı bir çalışmamız var. O yüzden geldik. Evet. Zaten. Şimdi Mustafa abi, güzel bir ambiyansı var buranın. Evet. Böyle doğanın içerisinde. Zaten bizim Batı Karadeniz biliyorsun, yeşilliklerin arasında. Ama böyle gizli saklı kalmış yerler de var. İnsanlarımızın bilmediği. Tamamıyla duyulmadı. Evet. Evet, doğru. Gezip görmek istedikleri. Aynen. Tamam mı? Yerler de var. Mesela sizin köyde benim bildiğim bir mağara var değil mi? Evet, doğru. Çok da uzun bir mağara galiba. Evet, bayağı büyük bir mağaramız var. Kilometrelerce uzun galiba değil mi o? Yaklaşık 2 kilometre civarı. 2 kilometre. 2 kilometre olması evet. lazım. Bu mağaranın tarihi bir özelliği var mı? Mesela şimdi şu oturduğumuz taşların bir tarihi bu özelliği var mı? Bu oturduğumuz taşlar Cenevizler döneminden kalma. Evet. Cenevizlere ait olduğu söylenildi. Aynı zamanda şu an bize zimmetli.
Bunlar zimmetli değil mi? Müze müdürlüğü tarafından incelemesi yapıldı. Yüzey araştırması yapıldı. Köy içinde de birkaç tane daha var. Bu şekilde değil mi? Bunlardan daha büyük. Daha büyükleri var. Yani daha büyükleri var. Bu sütun dediğimiz. Sütun da yapmışlar yani. Sütunlardan da var köy içinde. Muhtelif yerlerde. Hı hı. Zaten biz onları bir araya getirip caminin etrafında bir ışıklandırma yapacağız onlara. Bak çok güzel olur bak. Tarihini aydınlatarak. Evet güzel olur öyle bir şey. Tarihini aydınlatarak bir ışıklandırma yapacağız. Yeni bir cami yapıyoruz zaten orada. Peki Mustafa abi bu mağarayı turizme açacak mısınız? Evet. Yani ziyaretçiler gelecek mi? Mesela bizim Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası gibi. Şu an Bartın'a en yakın gidilebilecek tek mağara bu Sipahiler Mağarası. Evet. Ve bununla alakalı bu sene çalışmasını yaptık. Milli parklardan projemiz hazırlandı. Evet. Nasip olursa Şubat veya Mart'ta kazma vurulacak. Bu görmüş olduğu alabalığı yanından buradan yukarıya yolu yapılacak. Patika yol mu yoksa araç falan gidecek mi? Yani doğal taştan yol yapılacak. Aynen yani öyle olursa patika, daha güzel olur. Hani otopark alanı aşağıda olacak. Yürüme doğal, mesafesinde yürüme değil mi? Yürüme mesafesinde yaklaşık 500 metre mesafesi var. Aa çok uzakta değil o çok zaman uzak yani. Çok uzak değil. Anladım. Oranın yolu yapıldıktan sonra iç aydınlatması hazır zaten, ışıklandırması. Onun projesi yapılmış. Sadece yol projesi onaylanacak bu sene içerisinde. Evet. Şubat veya Mart ayında kazma vurulacak. Yolu yapıldıktan sonra muhtemelen Mayıs veya Haziran ayında açarız. Peki abi mağarada herhangi bir özellik var mı? Mesela mağaramız, mağaranın içerisinde herhangi bir özelliği, ilgi çekici böyle. Daha önce girenlerden ve alabalığın sahipleri de birçok kez dolaştı, gezdi. Buradaki arkadaşlar, gençler de bilgi sahibi zaten bu konuda. Hı hı. İçerisinde taş devrine ait oymalar var. Oymalar var, çizimler var. Çizimler var ve o oymalarda mum veya ateş yakıldığını, figürleri var. Ateş yakıldığını tahmin ediyoruz. Yani evet. Oralar aydınlatma için kullanılmış gibi duruyor. Çünkü bir yol olabilir. Güzergahında olduğu için. Anladım. Yani orada taş devrine ait olduğunu tahmin ediyoruz yani. Demek ki belli bir mesafeden yani şu dağı aşmak için kullanıyor olabilirler. Yani o şekilde de yapmış olabilirler eski zamanda. Olabilirler ama şu an içerisine girdiğimiz zaman belli bir mesafeden sonra bir oksijen yetmezliği var. Evet. Yani projede havalandırma falan da olacağı için daha ileriye gidemedik biz. Peki içerisinde göletler var dedin. Evet yani dikitler ve sarkıtlar var. Doğal suyun oluşturmuş olduğu göletler. Göletler var. Küçük küçük göletler var değil mi? Küçük göletleri var içerisinde. Astım hastalarının da iyi geldiği söyleniyor. Yani oradan çektiğin hava, orada soluduğun hava astım hastalarına da iyi geliyor. Aynen, peki buradaki su, yani bu alabalığa gelen su da herhalde bu alabalığa yukarıdan gelen dağdan mı geliyor? Su, evet şurada bir kaynağımız var. Evet. Bildiğin böyle büyük bir kayanın altından çıkıyor. Evet. Köyü bundan mı besliyorsunuz? Köyün bir kısmı, köyün suyu. %50'si buradan alıyor. Evet. %50'si diğer kaynaktan alıyor. Peki bunun tahlilini, analizini falan yaptırdınız mı? Yani içilebilir sürekli su. Sürekli yapılıyor. Sürekli yapılıyor. Buradan kaynaktan çıktıktan sonra içilebilir su. Evet. Ama yol güzergahında tabii diğer suyla birleştiği zaman oralarda da klor kullanıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu yukarıdan dağdan gelen bir su. Çok güzel bir su. Hatta burada bir elektrik üretme aşaması falan olmuş galiba arkadaşın. Bir aşamamız var. Arkadaş zaten elektrik mühendisi. Evet. Aynı zamanda. Kendisi değil mi? Aynen. Bu Ferhat Doğru arkadaşımız elektrik mühendisi. Kendi çapında burada çalışmaları var. Biz ilerleyen zamanda hani buradan köye daha faydalı bir elektrik üretebilir miyiz? Onun da projesi yapılabilir. Için. Yani benim aklıma direkt o geldi. Yani zaten şu suyu biz gör. Onun tasarlamasını yapıyoruz. Evet. Güzel bir su var. Bu suda yetişen bir alabalık var. Aynı zamanda bu sudan bir de çay demleyeceğiz. Güzel bir de çayımızı içeceğiz. Aynen. Burada karnımızı doyurduktan sonra. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Peki köyle alakalı söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yani sipahilerle alakalı kaç tane seçmenin var burada? 405 tane seçmenin var. Bayağı da seçmenin varmış ya. 150 hanemiz var. 150 hane. İnsanlarımız misafirperverdir, cana yakındır. Hepsini buradan ayrı ayrı zaten kutluyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde köyümüzü yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Kalkındırmaya evet. Çalışıyoruz. Nasip olursa ilerleyen yıllarda daha güzel şeyler olacak. Çünkü önümüzde birçok proje var. Sulama olsun, turizm olsun, tarım olsun. Evet. Kafamızdaki projeleri adım adım gerçekleştireceğiz. Evet. Beni de çağırırsın muhtarım. Tarımla alakalı zaten aynen. Ben seninle bir irtibata geçeceğiz. Evet. Beni de çağırırsın patronla geliriz. Beklerim. Aynen ama patron geldiğinde iyi bir ağırlama ister. Muhteşem bir şekilde ağırlarız. Evet, iyi bir ağırlama ister. Biliyorsun patronu. Ekstra ağırlarız. Aynen.
Şimdi arkadaşlar, bu mağaranın açılışında da muhtarımın numarasını alacağım. Muhtarımla irtibatta olacağım. Bu mağaranın açılımında buraya muhtar patronla birlikte geleceğim. Hem burada güzel bir alabalık yiyeceğiz, hem buradan yürüyeceğiz, mağaramızı dolaşacağız. Aynen. Evet, mağaramızı dolaşacağız. Köyün içerisindeki antik taşları, bunları size göstereceğiz. Yakın bir zamanda muhtarım ne zaman tamam hazır gelin derse geleceğiz, size göstermeye çalışacağız. Muhtarım, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı buradan izleyenlerimize? Sipahiler köyüne herkesi bekleriz. Ağırlamaktan da şeref duyarız. Çok misafirperverler. İnşallah gelirsiniz. Bu ambiyansı, bu havayı, sizin de solumanızı görmenizi isterim. Yani gerçekten isterim. Bartın Sipahiler Köyü. Bartın Sipahiler Köyü. Merkeze 14 kilometre. Gelin. Burada bakın, ailece oturabileceğiniz, kahvaltınızı edebileceğiniz, alabalığınızı yiyebileceğiniz, çayınızı içeceğiniz, güzel bir gün geçirebileceğiniz harika bir yer var. Fiyatları da gerçekten çok uygun. Ben az önce sordum. Fiyatları da gerçekten uygun. Şu anki... Hani reklam mahiyetinde söylemiyorum bunu. Gerçekten uygun. Yani fiyatları uygun. Buraya gelip burayı bir görmenizi isterim arkadaşlar. Biz daha fazla beklemeyelim. Yemeğe geçelim. Evet arkadaşlar, alabalıklarımız geldi. Şöyle gösterelim. Şu şekilde birer porsiyonluk alabalık, birer tane. Güzel bir de salatamız var. Şöyle ortaya güzel bir salata, mevsim salata. 10 numara. Bakalım lezzeti nasıl? Hemen bir tadayım şöyle. Hakikaten mekan sahibinin dediği gibi hafiften de yağlanmış. Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli. Normal böyle yetiştirme alabalık değil de sanki orijinaline yakın olmuş yani. Orijinaline yakın bir alabalık diyebilirim. İnşallah siz de gelir bu lezzeti tadarsınız. Sipahiler Köyü arkadaşlar. Biraz reklam yapmış gibi olduk ama sonuçta karnımızı doyuracağız burada. Beğendiğimizi de söylememiz lazım. Doğru mu arkadaşlar? Yolumuzu her zaman uğruyoruz. Aynen öyle. Bizim gelmiş olduğumuz bir yer. Ben ilk defa geldim. Hayrettin'le Emrah sürekli geliyor. Ben ilk defa geldim ama çok beğendim gerçekten. Harika da bir yer. Bize yaz, afiyet olsun. Burası açık böyle. Evet, bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, İlyas amcamı yakaladım köyden. Köy amcam benim. Beraber hayvanlara bakarız. Oraya gideriz, buraya gideriz. Bugün kendisi gördüğünüz gibi böğürtlen toplamaya gitmiş. Bir kova böğürtlen toplamış. Şimdi amca, böğürtlenden neler yapıyorsun? Kompost olur, evet. Reçel olur, reçel doluyor bunun. O deneli gelen mermalet doluyor. Mermalet de yapılıyor değil mi? Yani. Deneli bir şekilde. Kızılcık toplama gittiğimi. Kızılcık topladım ben dün. Oma geldi aşağı yukarı 5 kilo falan topladım. 5 kilo kızılcık topladım. Evet. Onun da, o da çok sağlıklıymış değil mi? Onun mesela... Onun da mermalatını yapıyor Allah. Evet. Kompostu. Mermalatı, kompostusu çok güzel. En iyisini yap. Evet. Yalnız bugün hava çok sıcak. Ben serinlikle geldim. Tamam. Evet, böyle sıcaklarda biraz dikkat et. Yok, sıcaklarda serinle gittim. O yağıştaydı da öyle gittim. Evet. Nasıl, var mı şey? Böğürtlen var mı bu sene? Böğürtlen çok. Yani gitsen bulabilir miyim? Toplayabilir miyim? Toplarsın. Anladım. Ne tarafa giden? Sen bana söyle. Şimdi sen çok geziyorsun. Arkadaşlar, İlyas amca çok gezer. Şöyle çok gezer. Emekli zaten kendisi. Evde olduğu sürece bizim 2-3 kilometre ileriden, başka bir yerden, köyün girişinden girer. Ta 3-4 kilometre, 5 kilometre ileriye kadar yürüye, 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 yürüye. Hem hayvanlara baka hem de sağa sola baka. Doğru mu amca? Aynen. Mesela der ki, beni ara Cengiz der, hayvanlar der, şu an şurada der. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ne tarafa giden? Sen şeyden tarafa gideceksin. Göllerine doğru, üst taraflara doğru, alt taraflara doğru. Dağın eteklerine doğru mu? Dağın eteklerine, o şey, patrol avlatlar ya, onun tabu tarafı, onlar da var. Pst,
Dağın eteklerine doğru gideceğim. Tam dağın eteklerinde aflat var, kuru aflat var ya. He, kuru aflatın olduğu yere mi? Üst tarafları ola duvar yani. O tarafa doğru gideyim diyor. Ya aşağı doğru git. Alt taraftan. Ola da çok yani. Biraz reçel yaparım diyorum amca. Biraz reçel yaparım. Biraz reçel da diyor. Reçel dolu, şey dolu. Kompostu. Kompostu dolu. Ama kompostu ne güzel. Kompostu diyor. Kompostu ne güzel oluyor değil mi bunu? Onu şey yani reçel gibi yapıyorlar ya. Evet. Ondan sonra ne diyorum? Alıyorum şeyi çamplı diyorum. Evet. Ondan sonra o reçel gibi, su gibi. Ha sen reçel gibi bir şeyin tabağın içine koyuyorsun. Üstüne biraz su ekliyorsun değil mi? Kavanozu koyuyorsun. Kavanozun içine bir çalkalıyorsun onu. Çalkalıyorum onu. Oh. Ondan sonra su gibi iç. Aynen. Kola içeceğine bunu iç. Evet. En sağlıklısı. En güzeli bu. En güzeli bu. Doğru. Evet arkadaşlar. Amcam gitmiş. Güzel bir şekilde toplamış. Biz de inşallah toplarız. Bunun da bir videosunu çekeriz size. Nasıl yapılıyor reçeli, kompost nasıl yapılıyor? Size göstermiş oluruz. Amca ben seni fazla bekletmeyeyim. Bayağı bir yorulmuşsundu sen. Ben sırtım terledi benim. Aynen. Git güzel bir duş al. Sırtımda şey var, başka şeyler var. Aynen. Güzel bir duş al, kendine bir gel. Hayvanlar ne yanda gördün mü? Hayvanlar seni kim bastı? Domuzça. Aynen. Bir kısmı domuzçada mı? Bir kısmı o yanda. Bir kısmı yukarıda. Yukarıda. Şeyden karşıya geçen falan yoktu değil mi? Şu anda yok. Tamam. Tamam bakalım görüşürüz amca. Buradan çocuklara bir el salla bakalım çocuklara. İstanbul'daki çocuklarına. Ne yaptın bugün bahçeye mi gittin? Yavrum bahçeye gittim. Kuru baklaları topladım. Kalan kuru fasulyeleri topladım. Üç bakır geldi. Kıvrak kıvrak çıktım. Dumanım çıktı aşağıdan yapışkasıya kadar. İşte bayağı toplamışsın. Topladım. Küçük traktörümüz de bozuldu. İşte o da olmadı o için. Bozulunca işler başa düştü. Yük, çok işimize yarıyor. Yük sırta bindi. Evet çok işimize yarıyor. Sen yarıyordu. Ne yaptın? Ben de akşam yemeği yapacağım. He ne bir şey yapayım? Akşam yemeğine başladım. Kemik suyu, çorba. Sulu et yapacağım. Sulu et yapacağım. Kadir çok seviyor kemik suyu çorbasını. Ama o da gerçi güzel oluyor. Gerçi hepimiz seviyoruz ailecek. Çok güzel oluyor. Şöyle. Evet çok güzel. Bunları vallahi önden bir haşladım. Güzel. Evet. Şimdi içine ılık su koyup odun ateşine koyacağım. He tamam onu koyalım o zaman. Şöyle 1,5 saat falan kaynatacağım sonra terbiyesini yapacağım. Tamam olu. Akşam yemeğine yetişecek. Tabii tabii akşam yemeğine yetiştirmem lazım. Yetiştirdim. Şöyle. Hadi bakalım. Ocağa koyalım tenceremizi. Ne pişecek bu akşam derler bize. Şimdi biz de diyoruz ki et kaynayacak. Her yere diyoruz dert kaynıyor. Bizim kapıda et kaynıyor diyoruz. Şey, tamam mı soranlara? Sulu et, kemik suyu. Sen bunu üst yana koy. Bu tarafa mı koyayım? İsters. Aha. Bu tencerem küçük olacak. O zaman sen onu şuraya koy bakalım. Bu büyük bunu buraya koyalım. Hadi. Tam da oldu vallahi. Vallahi oldu. Tam denk geldi. Hemen suyunu koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kapak var üstünde. Onu gördün mü? Bu su bu yeter mi? Biraz daha getireceğim. Evet çıktı. Ben şimdi hemen kapıp gelirim. He sen şimdi öbür tencereyi de götür. Öbür tencereyi de getireyim. Eti sen, de koyalım oraya yanına. Tamam sen onu al da gel bakalım. Şunları. Onları koyacağım şimdi biraz karıştırayım da. Ben bunu salçada biraz eti suyu çekene kadar biraz kavurdum. He şöyle. Tamam. Cengiz'in de işleri biter gelir. Pişince hep beraber yeriz. Hadi bakalım. Sebzesini koyalım lezzet versin diye. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. 2 soğan, 1 havuç, 4-5 diş sarımsak koydum. Yeşil biber de götürüver mi? Hemen suyumu alayım ben. Su su. Hemen suyumu alayım. Nasıl gözüküyor? Şöyle koyuyorum içine. Dur. Biraz daha. Açık bir karıştı bakalım. Az daha suyu. Şimdi pişerken çekecek. Tamam. Yetti. Fazla su koyunca da şunu aç da şu ılık suyu da şuna koyalım. Tamam. Heh. Şöyle. O çeker şimdi zaten suyunu. Nasıl gözüküyor? Çok güzel. Rengi falan. Vallahi ilikleri ayrılmaya başlamış. İyice haşlansın. Bak. Tabii tabii etlerini falan ayıracağım kemiğinden. Sonra terbiyesini hazırlayacağım. Saniye bak ne güzel çıkmış şeyleri hadi bak. Çok güzel. Bizim çok sevdiğimiz bir çorba. Bir yavrum şunu al.
kovayı da alayım ben. Şunu da al. O zaten bir şey o ateşinden o hemen hemen o. O ateş yeter onlara. Yeter bence de. Başka gerek yok. Evet anne, çorbamız aşağıda, ilikleri, kemikleri pişti. Şimdi evet, sırada ne var? Kemikleri haşladık, güzelce doldu şöyle 1,5 saat. Şimdi çorbamızı terbiyesiyle buluşturacağız. Nasıl yapılıyor terbiyesi? Şimdi onu göstereceğim. 2 yumurta sarısı var burada. Çorba biraz fazla olacağı için 2 yumurta sarısı koydum ben. Şimdi burada 1 su bardağı un var oğlum. Şöyle bunu tamam. Koyuyoruz. Yarım kase yoğurt. Şimdi bunları iyice çırpacağız. Çırpalım bakalım. İşte yemesi güzel oluyor da yapması o kadar da kolay değil. Bu biraz zaman alıyor, evet. Kemik suyu çorba. Ama dediğin gibi zaman oluyor. İyice çırpmamız gerekiyor. Kapalak kalmaması için şöyle oluyor. Ama seni de çok sevdiğim bir çorba. Bayılırım. Bir numarada. Baban da gelmek üzeredir. Etimizi de pişirdik. En sevdiğim çorba bu benim. Baban da gelmek üzere. Yemeği hazır olsun. Pasayı hazırlamaya başlayalım. Bu da içine ayırdığım etleri. Çorbanın kemiklerden iç etleri. Sıyırdığım. Birkaç parça da et koydum içine haşlarken. Kemik suyu da kaynadı bir yandan. Ya bir an önce yemek istiyorum anne. Terbiyesiyle buluşturacağız. Hazır olmak üzere olur. Şöyle. Biraz su koyacağım. Şöyle. Biraz da böyle çırpıyoruz. Şimdi terbiyeyi direkt soğuk koymamak için biraz tencereden su alıp ılıtacağım. Şöyle. Bu kadar yeterli. Şimdi bir parça yapacağım. Yalnız bu çorbanın tuzunu pişmeye yakın atıyoruz ki kesilmesin. Tuzunu pişmeye yakın. Tabii. Sarımsakları? Sarımsakları da terbiyeyi koyduktan sonra atacağım. Sonra afiyetle yeriz. Bu çorbanın en önemli noktası sarımsak ve sirke mi? Tabii. Özellikle sarımsak 2 kat daha olmazsa lezzetli yapıyor. Olmazsa olmazı daha lezzetli oluyor. Şimdi biraz büyük yeri alacağım. Çabuk kaynasın.
etleri kaynadıktan sonra mı atacağız içine? Tabii. Şimdi etlerini koyuyorum şöyle. Yavaş koyayım ki sıçramasın. Kendimizi yakmayalım. Şimdi sarımsağını koyacağım. Ben biraz koyu yapıyorum, çorbayı kadar bilirsin. Evet, ben de öyle seviyorum. Fazla cıvık. Su gibi olmayacak. Biraz koyu evet, olursa biraz daha lezzetli olacak. Oluyor bence. Şimdi sarımsağını koyuyorum. Sarımsak içinde pişeceği için zaten koku yapmıyor. Evet. Ama ben ekstra yani ekstra eklemenizi tavsiye ediyorum. Ben ekliyorum. Eğer bir yere gitmeyeceksen. O yüzden ayırdım sen sevdiğin için. Yerken tekrardan sarımsak koyuyorsun. Evet. Çünkü çiğ sarımsak koyunca farklı bir lezzet veriyor. Daha güzel oluyor. Evet. İçindekinin ayrıyetinden. Evet.